Hak ikiye ayrılır. Mutlak hakikat, mukayyet hakikat. Mutlak hakikat, el-hak olan Allah. Mukayyet hakikat, Allah dışındaki her şey. Halik ve hallak olan Allah'ın yaratması, Allah dışındaki varlığın mukayyet hakikat olduğunu gösterir. Allah dışındaki varlığın hakikat, mukayyet hakikat bile olmadığını, sanal olduğunu, miş gibi olduğunu söyleyen tezler ta eski Mısır'dan beri vardır. Hermetizm'den beri vardır. Nedir? Bu dünya sanal, siz sanalsınız, hayat sanal, yer gök sanal, yaşadığınız şu şeyler sanal. Yani esas aslında yok da mış zannediyorsunuz. Yani siz varmış. Nerede zannediyorsunuz? Beyinde. Beyin nereden çıktı? Beyin nereden çıktı? Eğer sanalsa beyin de sanal. Şimdi öyle bir saçmalık ki geliyor, 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 hani o delinin hesabı var ya, artık bunu demiş tahliye edelim ama son bir imtihan edelim. Nereden efendim? Sormuş sormuş, harika cevaplar. En sonunda nereden bildin deyince mabadini efendim tokatlamaya başlamış. Buna kafa derler, kafa diye. Tamam demiş. Anlaşıldı, bunu geri gönderin efendim. Özür dilerim, affedersiniz ama anlatmak zorunda kaldım yani. İnsan nereden bildin deyinceye kadar doğru getirir de nereden bildin deyince aklının dibini ortaya koyar mı? Efendim, o zaman akıllanmamış demektir. Dolayısıyla böyle bir tez değil, Müslümanın evet diyeceği tez değil, Kur'an bu tezi temelden reddeder. Çünkü bu tez ahlakın zeminini yok eder. Ecnebilerin nihilizm dediği, o efendim ahlaki hiçbir zemin bırakmaz. Her şey mübah. Eğer hakikat yoksa, yani hayat bir sanallıksa, aslında yaşadığımız, gördüğümüz her şey sanal olandan ibaretse, doğru ve yalanın, yanlışın, hak ve batılın, iman ve küfrün, iyi ve kötünün ayrımı ne? Günah diye bir şey nasıl işlenir hakikat yoksa, eğer yaşadığımız hayat sanalsa, hayalse? Hayal de günah. Niye cezalandırılır ki? Allah niye ahirette hesaba çeker ki hayali? Hayal hesaba mı çekilir? Hayal niye ödüllendirilir ki? Hayal niye cezalandırılır ki? Görüyorsunuz değil mi? Bu memlekette bazı Müslümanlar bunu İslami tez diye savunabiliyorlar. Maalesef. Anlaşın, Halik ve Hallak olan Allah'ın yaratması blöf değildir. Her şeyi yarattığını buyuran Allah'a bu ne demektir? Aslında sen bir şey yaratmadın da yaratmış gibi duruyorsun. Haşa. Haşa. Evet. Yarattım dediklerin sanaldan ibaret. Hayalden ibaret. Böyle mi diyoruz Allah'a? Allah'tan başka her şey batıldır sözünü Kur'an kabul etmez. Rabbimiz sen bütün bunları boşuna batıl yaratmadın diyor ya Kur'an. Onlar yere bakarlar, göğe bakarlar. Ve derler ki Rabbena ma halakta haza batila. Rabbimiz sen yeri göğü boşuna batıl yaratmadın. Evet. Ali İmran suresinin 191. ayet. Kur'an şunu der. Her şey batıldır demez. Her şey fanidir. Batılla fani arasında mahiyet farkı vardır. Kullu men aleyha fan ve yebqa vechu rabbike zul celali vel ikram. Her şey fanidir. Baki kalacak olan Rabbinin zatıdır. Bitti. Fani olmakla hayal olmak başka şey. Evet, Allah dışındaki her şey fanidir. Baki olan Allah'tır. Ama Allah dışındaki şeyler de hakikattir. Fakat Allah'a bağlı hakikattir. Mutlak hakikat değil, mukayyet hakikattir.